Evet değerli Akbaş Türk izleyenleri, muhteşem havalar sonrasında maalesef havaları kaybettik, geriye kışa sardı. Ama bizi takip edenler bilirler, yaz kış demeyiz, -10, -20 ellerimiz buz tutasıya kadar köpeklerle gezeriz ve videolarımızı çekmeye, köpeklerimizi tanıtmaya elimizden geldiğince devam ederiz. Böyle bir güzel gün, yağmur yağdı ve geçti. Hava birden soğudu, 20 derecelerden 8 derecelere düştü. Biz yine bir köpeklerimizin enerjisini atalım diye safariye çıktık. Gördüğünüz gibi çok mutlular. Bu havalarda daha da mutlu oluyorlar aslına bakarsanız. Evet, Haymana karası Kangal dolaylarındaki köpeğimiz. Bana sorarsanız Kangal. Koşmayı çok seviyor. İlkay Tınaz Tepeler'den aldığımız YouTuber arkadaş, tanıyanlar bilir. Bizim yavrularla çok iyi anlaşıyor. Kendisi yetişkin olmasına rağmen, 2-3 yaşında en az olmasına rağmen devamlı onları eğitiyor gibi gezdiriyor. Bu da kurt görünümlü yeni dişimiz, yeni dediğim bizim üretimimiz, akkuşla akkurtun kızı oluyor. Böyle bir fiziğinde bir kurtluk var, sadece yüzünde değil. Akbaş üreticileri genelde köpeğimiz kurda benziyor gibilerinden muhabbetlere girerler ama bu köpeğin yüzünün haricinde fiziği de kurda bayağı bir benziyor. Şimdi ben niye burada sabit kaldım? Şu çalılıklar arkadaşlar, bakın tarlada bir esinti var, görüyor musunuz? Burada rüzgarsız noktayı, köpeklerin de yatarken böyle yerleri arayıp buldukları gibi ben de onlara bakarak, burasının rüzgarsızlığından faydalanarak görüntünün, yani konuşmamızın rüzgar tarafından bloke edilmemesini sağlamak için burada sabit kalıyorum. Maalesef tek bir noktadan çekim yapmak zayıf bir şey tabii. Jilet, o da bir sürat denemesi yapıyor. Hop, uçtu gitti. Evet, hoppa, tekrar buradan geldi. Devam ediyor bakalım kurt. Görünümlü dişimiz, bakın ne kadar kurda benziyor. Tam bir koşacak olursa, koşu performansı da çok başarılı. Hem iri, hem büyük, hem atletik bir köpeğimiz. Evet, önümüze akkurt geldi. Böyle en sevdiğim şey böyle video çekerken dağılmamaları, etrafımda toplanmaları, böyle güzel görüntüler vermeli. Bakın muhteşem bir şekilde poz veriyor aslan. Etrafı kesiyor. Kangal dişimiz önümüzde kuyruk şov yapıyor. Bunlar koşu performanslarını sergiliyorlar. Her şey güzel. Sabah çıkmadan biraz video çekebilmek için, uzun video çekebilmek için yine yer boşalttım. Klasik Psycho ve muhteşem yürüyüşü, bir çoban köpeğinin kendini gere gere yürümesine en üst düzey bir örnek bana sorarsanız. Psycho isimli köpeğimiz 2 yaşında. Evet, kurt görünümlü. Bu arada o köpeğe She-Wolf ismini verdim ben. Dişi kurt demek İngilizce'de. Hatta Shakira'nın bir şarkısı vardır, belki denk gelmişsinizdir. Bayağı da başarılı bir şarkıdır. Klibi de iyidir. Tavsiye ederim herkese. She-Wolf aslında akkurt ve akkuşun yavrusu biliyorsunuz. Ben onu 2 aylıkken Eskişehir'de bir bakıcı aileye verdim. Büyüyünce almak üzere. 2 ay duracaktı ama 12 aylığa kadar durdu. Tekrar oraya gitme ihtimali de var bu arada ama orada bir gerginlik var. Bakın birbirlerine diklenen akkurt ve Psycho safari avlanırken. Of, çok güzel görüntüler çıkıyor bugün. Hava uygun değil ama gördüğünüz gibi bu da Manyak isimli köpeğimiz. Bu arada kolum inanılmaz yoruldu. Telefonu garip bir şekilde tutmam gerekiyor, parmaklarım önüne gelmesin diye. Evet, akkurt gergin bir şekilde geliyor. Psycho onu arkadan takip ediyor. Restleşiyorlar devamlı. Evet, bu köpeğimizi daha önce anlatmıştım. Siyahın arkasındaki She-Wolf isimli köpeğimiz. Bir müddet baktılar. Şimdi eşleşmesi için bizim buraya geldi.
uygun biriyle eşleyeceğiz ve bu köpeğimizle birlikte, bu 8 aylık Kral isimli köpeğimiz, bu ikisini Eskişehir'in yakınlarında başka bir köye göndereceğiz ve üretimimize orada devam edeceğiz gibi bir planımız var. Gerçekleştirebilir miyiz? Bu planımız geçen sene bu zamanlar olmuştu. Şubat 10 doğumlu Hera ya da She-Wolf isimli köpeğimiz. O zamanlardan bunu planlamıştık. Planımız şimdilik beklendiği gibi gidiyor. Köpekler sağ olsunlar aşılarını oldular. Bakın bu kurda benzeyen köpeğimiz. Yüksek enerjili, bol tüylü ve yanındaki de işte Kral isimli 8 aylık yavrumuz. İşte ara ara gidecekler, orada yaşayacaklar, ara ara bizim yanımıza gelecekler. Böyle bir sistem geliştirmeyi düşündük. Şimdilik burada keyfi çok yerinde. Bizim gibi herkes gezdiremeyebiliyor tabii, köpeğin dilinden anlamak biliyorsunuz zaman alıyor. Kaçıyorlar çünkü mesela. Şu an benim yanımdan neden kaçmıyorlar? Çünkü ben buraya gelip onları böyle durgun hale getiresiye kadar 10-20 kilometre koşturuyorum. Hem de çamur zeminde. Böyle oluncası yine yorulmuyorlar bakın, ama duruluyorlar biraz. Oldukları yerde eğlenmeye başlıyorlar. Yoksa bakın karşı tepeleri görüyorsunuz. Bu karşı tepeler buradan 2 kilometre, 1,5-2 kilometre uzaklıkta. Yani o tepeye çıkmaları 1 dakika sürmez yani. İnanılmaz hızlılar. Ciğerleri de çok devamlı koşturduğumuz için gelişmiş durumda. Böyle bir durum var. Bu da Dolly ya da Happy isimli dişimiz. Akbaba'nın kızı. Akbaba Akkuş kızı. Gördüğünüz gibi herkes son derece mutlu. Bazen bu koşular esnasında bana, pardon parmağım gelmiş öne, bana çarptıkları bile oluyor. Komik videolara düşme ihtimali oluyor bazen. Evet. Dolly. En son bu ikisi ben Belçika'dayken evdekiler organize edemediği için bu ikisi eşleşmişti. Aslında ben bu ikisini eşleştirmem. Akkurt ve Happy'yi. Ama öyle denk geldi. Ve yavruları oldu. Onlar gitti. Şimdi tekrar büyüdüler. Bir sonraki tura Aslan'la eşleştirmeyi düşünüyorum. Ya da Manyak isimli köpeğimizle eşleştirmeyi düşünüyorum. Bu da bir, biliyorsunuz, bir bilim dalı gibi bir şey. Kimi kimle eşlemek gerekiyor? Hangi fizik, hangi kuyruk, hangi boy poz, hangi karakteristik özellikleri birbiriyle eşleyeceksiniz ki daha başarılı, daha üstün yavrular, daha iyi şampiyonlar üretebilirsiniz. Görüyorsunuz farklı köpeklerimiz var. 8-9 erkek, 8-9 dişimiz var. Rakam devamlı değiştiği için tam ben de hakim değilim açıkçası, ama gerçekten böyle ya 9 erkek 8 dişi ya 8 erkek 9 dişi dolaylarında bir gün oturup saymak lazım. Bunların hangisi hangisiyle çok uzaktan akraba, hangisi hangisiyle hiç akraba değil, hangisi hangisiyle yakın akraba, buna göre eşleşmeler gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz en iyi sonuçları almak için kurduğunuz takımı en iyi şekilde eşleşmelerle geliştirmeniz gerekiyor. Eşleştirmeniz gerekiyor. Ona göre yavru kalitesini artırmanız gerekiyor. Türkiye şampiyonu Safari fare kovalarken bayağı bir çamurlanmış yüzü dolaylarında. Bu da Kral isimli damızlık ayırmayı düşündüğümüz yavrumuz ve arkada onun abisi Aslan, Akaslan. Aynı anneden olmalar, babaları başka. Aslan'ın babası Akbaba, Kral'ın babası başka bir, Eskişehir'in başka köyünden bulduğumuz güzel bir köpekle eşleştirdik. Sürümüze yeni taze kan katmış olduk. Boyutlarından, ağzından, yüzünden, tüy yapısından çok memnunuz. Kuyruğunu kaldırmıyor sadece. Bu yaşlarda normal, kaldırdığında kaldırıyor. Yuvarlak bir kuyruğu olacak gibi görünüyor bu arada. Evet, arka tarafta da böyle bakın başka bir manzara var. Psycho. Boyu posu dik duruşuyla meşhur köpeğimiz. Bakın dişilerin yanında ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yağmur yağmak üzere. Yayınımız da bayağı olmuş. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlara sorularınızı yazarsanız ve bizi Instagram'dan da takip ederseniz çok memnun olurum. Like atmak, yorum yapmak, zaten bunu herkes söylüyor. Söylemek de mecburiyetindesiniz diyorlar bu işten anlayanlar. Gönderilerimizi beğenip bize Türk köpeklerini dünyaya tanıtmamıza destek olmak istiyorsanız görüntülerimizi izleyip arkadaşlarınıza gönderip hikayelerinizi de paylaşabilirsiniz mesela Instagram'da gibi, ya da kendi sayfanızda da paylaşabilirsiniz. Böyle şeyler yaparsanız bizim çabalarımızı siz de desteklemiş oluyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Tekrar tekrar söylüyoruz. Biraz sıkıcı oluyor ama maalesef bu işin de doğası bu şekilde.
Eskişehir'in Karabayır Bağları dediğimiz bölgesinden. Of, çok güzel bir görüntü oldu bakın. Videoyu iyi ki kapatmamışız arkadaşlar. Bu videonun burasını ben yakalayacağım ve Instagram'da da kullanacağım mesela. Bakın ne kadar güzel. Tam gaz koşuyorlar. Şuradan gelecekler mi? Hop! Muhteşem bir geçiş oldu ama ben zoom'da çekiyordum az önce. Çok iyi yakalayamadık. Bu dişimiz de bayağı enerjik, atletik. Onu da Kütahya'dan getirdik. Evet, birden coştular. Bu görüntü gerçekten çok başarılı bir görüntü oldu. Bu kısmı hop. Koş, devam, devam, devam. Bravo. Bakın şimdi gerginlik başladı. Evet. Yıldızlar topluluğu diye adlandırıyoruz bu grubu. Ben Dream Team diyorum İngilizce'de. Rüya takım demek. Basketbolda, NBA'de 1980'li yıllarda dünyanın tanıdığı bütün yıldızların oluşturduğu takıma deniyordu. Bizim için de bu takım rüya takım. Bakın herkesin kuyruklar, boylar, postlar. Herkesin maşallahı var. Burada da arkamda beni seyreden bir siyah köpeğimiz var. Siyah kangalımız var. Ondan da inşallah çok güzel yavrular alacağız. 11 dakika olmuş. Görüntüyü burada bitirebiliriz. Psycho'nun muhteşem kuyruğuyla arka fonda Manyak isimli, She-Wolf isimli köpeğimizle. Belki şunlar birkaç tur daha koşarlar diye görüntüyü biraz daha uzatsam mı acaba bilemiyorum ama. Evet, kangal dişimiz otlukların arasına girdi. Evet, buradaki oyun faslı devam ediyor. İki yetişkin dişi başta birbirlerine çok büyük düşmanlardı. İkisi de başka evlerden geldiler geçtiğimiz o bir yıl içerisinde. Şimdi anlaşıyorlar ama bu oyunlar bazen kavgaya da dönmüyor değil arkadaşlar. Evet, bayağıdır bir uzun video çekemiyorduk. Güzel oldu. Hadi hazır bunlar oynuyorken biraz daha uzatalım. Kapasite müsaade edene kadar çekelim. Oradan koşup arkadan tekrar gelecekler. Rüzgar da biraz durulmuş gibi. Bu saatten sonra biraz rüzgarın sesi de rahatsız edecek olursa problem yok. Evet. Ses duydular ve uzaklaşmaya başladılar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya kadar izlediyseniz yorumlara lütfen bir şeyler yazın. Nereden ulaşıyorsunuz bize? Neler düşünüyorsunuz? Fikirleriniz var mı? Her şeyden bahsedebilirsiniz. Eskişehir'in Karagözler ve Karabayır bölgesinden herkese selamlar, sevgiler. Sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere.